Merhaba arkadaşlar, Hüseyin Çevik ben. İstanbul'dan selamlar herkese. KPSS sınavı ertelenince yeniden soru çözmek, sorularla tekrar yapmak farz oldu tabir yerindeyse. Makro iktisattan, mikro iktisattan, dörtlü iktisattan ve Parabanka'dan geniş soru çözümleri yapacağız. 20 Eylül ve 21 Eylül tarihlerinde kısmet olursa. Bugün bu 20 ve 21 Eylül günleri yapacağımız geniş soru çözümleri için bir demo dersi planladık. Makro iktisattan sorulması muhtemel konulardan örnek sorular çözeceğiz. Ve bu soruların çözümü aracılığıyla 20-21 Eylül'de yapacağımız geniş soru çözümlerinin niteliği konusunda sizlerin bu dersi daha sonra kayıttan dinleyecek arkadaşların bilgi sahibi olmasını amaçlıyoruz. İlk sorumuz gayri safi milli hasılayla ilgili. Gayri safi milli hasıla makro iktisadın çok temel kavramlarından biri. Aşağıdakilerden hangisi gayri safi milli hasılanın gelirlerin toplanması yöntemine göre hesaplanmasında toplam değere dahil edilmez? Soru bu. Öncelikle gayri safi milli hasıla konusunda genel bilgimizi bir tazeleyelim. Bir ülkenin vatandaşlarının bir yıl içinde ürettiği tüm mal ve hizmetlerin toplam parasal değerlerinin toplamıdır gayri safi milli hasıla. Türkiye'nin şu an 2022 itibariyle gayri safi yurt içi gayri safi milli hasılasının yaklaşık 700 milyar dolar olması tahmin ediliyor diyebilirim. Ülke vatandaşlarının gerek ülke içinde gerek ülke dışında yaptığı üretimlerden, üretime katılma karşılığı elde ettiği gelirlerin toplamından elde edilen toplam büyüklük bu. Gayri safi milli hasıla hesaplanırken 3 yöntemle hesaplanır. Burada soruya konu olan gelirler yöntemi ana yöntem değildir aslında. Gayri safi milli hasılanın hesaplanmasında şöyle kalemi biraz kalınlaştırırsak 3 temel yöntem var. Biri bizim istatistik kurumumuzun da kullandığı üretimlerin toplanması. Üretim toplamı yöntemi derken kastedilen şudur. Bir yıl boyunca ülke vatandaşlarının tarım, sanayi ve hizmetler sektöründe yapmış oldukları üretimlerin parasal değerlerinin toplamıyla hesaplanır gayri safi milli hasıla. Bir ülkede ne kadar üretim varsa o kadar gelir vardır. Üretim toplamı yöntemiyle bulunacak değer, gelirler toplamı yöntemiyle de bulunabilir. Soru bununla ilgili. Bir üçüncü yöntemse, ondan da bahsederiz, harcamalar toplamı yöntemidir. Harcamalar toplamı. Kağıt üzerinde bu üç yöntemin de vereceği toplam parasal büyüklük birbirine eşittir, aynıdır. Dediğim gibi üretim toplamında tarımsal üretim, sanayi üretimi ve hizmetler sektöründeki üretimlerin toplam parasal değerleri kullanılır ve ana yöntemdir. Gelirler toplamıyla ülkedeki üretimin oluşturduğu geliri toplarız. Peki hangi gelirler bunlar? Üretime katılan tüm kesimlerin elde ettiği gelirler. Mesela üretime işçiler katılır ve ücret geliri elde ederler. Gelirleri şöyle daha güzel yazalım. Ücret gelirleri toplam büyüklük içerisinde vardır. Üretime katılan girişimcilerin elde ettiği kar gelirleri de bu toplam büyüklük içinde yer alır. Faiz gelirleri bu toplam büyüklük içinde yer alır ve taşınmazlarını kiraya verenlerin elde ettiği rant gelirleri de yani kira gelirleri de bu büyüklük içinde yer alır.
Ülkedeki üretimden elde edilen gelirin bir kısmı da devlete gider. Devletin üreticilerden üretim yaptıkları için aldığı vergiye, dolaylı vergi bizdeki en çok bilinen örneğiyle KDV, bu da toplam büyüklüğe dahil edilir, dolaylı vergiler. Ücret, kar, faiz, rant artı dolaylı vergiler. Bu kar kalemi, şöyle bir yıldız koyalım yanına. Bu firmaların elde ettiği karların bir kısmı daha sonra eskiyen yıpranan makinaların yerine konması için de kullanıldığı için ve aşınma eskime payına amortisman dendiği için karın bir parçası amortisman olarak da ayrıca gösterilebilir. Amortismanlar. İktisat sınavına hazırlanacak arkadaşın mutlaka bu üçlüyü iyi bilmesi gerekir. Dolayısıyla dolaylı vergiler gelirler toplamı içinde vardır. Ücret gelirleri vardır, faiz gelirleri vardır, rant gelirleri vardır. Net ihracat yoktur. Bu sorunun cevabını E olarak buluyoruz. Peki net ihracat nerede geçer? Net ihracat harcamalar toplamı yöntemi içinde vardır arkadaşlar. Mesela ülkede elde edilen gelir nasıl harcanıyor diye baktığımızda tüketim harcamalarında kullanılmaktadır. Yatırım harcamalarında kullanılmaktadır. Kamu harcamalarında kullanılmaktadır. Şöyle E diyelim. Ve net ihracat içinde kullanılmaktadır. Net ihracat. Dolayısıyla net ihracat harcama yöntemiyle hesaplama içinde yer alan bir büyüklüktür diyebiliriz. İkinci soru, sıradaki soru, yukarıdaki işsizlik türlerinden hangisi ya da hangilerinin iktisat politikaları yoluyla, şunu vurgulayalım, iktisat politikaları yoluyla önlenmesinin mümkün olmadığı kabul edilir. Şimdi nedir soru içinde verilen işsizlik türleri? Bakın birincisi friksiyonel işsizlik. İkincisi yapısal işsizlik. Üçüncüsü konjonktürel işsizlik. Bunlara bakacağız. Peki iktisat politikası dediğimizde iktisat politikası temelde ne anlaşılmalı? İktisat politikası en basit ifadesiyle maliye politikası ve para politikasının genel adıdır. Maliye politikası ve para politikası. İşte maliye politikası vergilerin düşürülmesi veya arttırılması, kamu harcamalarının düşürülmesi veya arttırılması, yani genişletici maliye politikası veya daraltıcı maliye politikası, para politikası ise para arzının arttırılması ya da azaltılması, genişletici para politikası veya daraltıcı para politikasıdır. İşte bu politikalarla, yani maliye politikası ve para politikası dediğimiz politikalarla toplam talep yönetilir. Öncelikle etkisi talep üzerindedir çünkü toplam talep yönetilir. Bunu böyle bir yazalım. İşte bu uygulamalarla önlenmesinin mümkün olmadığı işsizlik türü bu üçlü içinde hangisidir, hangileridir diye sorulmuş. Arkadaşlar, friksiyonel işsizlik, Türkçesiyle geçici işsizlik, eski Türkçeyle arızi işsizlik, işini kendi isteğiyle bırakıp daha iyi bir iş bulma umuduyla işsiz kalmayı göze alan kişilerin yaşadığı işsizlikten friksiyonel geçici işsizlik ve yeni mezun gençlerin iş hayatına katılmasındaki sıkıntılardan kaynaklanan işsizliktir. Hakim iktisat teorisinde, liberal iktisat teorisinde friksiyonel işsizliğin her durumda var olacağı, yok edilmesinin mümkün olmadığı kabul edilir. Yani en iyi koşullarda bulunan bir ekonomide bile bazı bireyler kendi istekleriyle işlerini bırakıp daha iyi bir iş bulmak umuduyla işsiz kalmayı tercih edebilirler. Bunların işsizliğine geçici işsizlik denir.
Ve en iyi durumdaki bir ekonomide bile yeni mezun gençlerin tecrübe eksikliği ve bunun gibi sorunlar nedeniyle iş hayatına dahil olmasında sorunlar olabilir. Yeni mezun gençler bir müddet işsizlik yaşayabilirler. Dolayısıyla friksiyonel işsizlik iktisat politikasıyla yok edilemez. Yapısal işsizlik nedir? Ekonominin yapısının değişmesi, özellikle teknolojik ilerleme nedeniyle, teknolojik ilerlemenin insana duyulan ihtiyacı azaltması nedeniyle yapısı değişen ekonominin işsizlik üretmesi durumudur. Günümüzde kapitalizm yapısal işsizliği çok yoğun bir şekilde üretiyor da diyebiliriz. Mesela bilgisayarların internetin hayatımıza bu kadar girmesi, bankacılık işlemlerinin internet aracılığıyla bilgisayarlarla yapılır hale gelmesi, bankaların aynı hizmeti diyelim 30 yıl öncesine göre daha az personelle vermesine imkan tanıdı. Ama bu da bir yapısal işsizlik sebebi kaynağı oldu diyebiliriz. Bundan dolayı friksiyonel işsizlik gibi yapısal işsizlik de iktisat politikasıyla teknolojik gelişmeyi durduramayacağımıza göre şu an öyle gözüküyor, önlenemez. Dolayısıyla friksiyonel ve yapısal işsizliğe bilen arkadaşlar mutlaka vardır. Doğal işsizlik denir literatürde. Doğal işsizlik. İngilizcesiyle natural unemployment. Doğal işsizlik iktisat politikası ile yok edilemez. Peki doğal işsizlik bu İngilizcesinin baş harfleri kısaltmada kullanıldığı için İngilizcesini telaffuz ettim. UN diye gösterilir. Bir de konjonktürel işsizlik vardır. Konjonktürel işsizlik toplam talebin yetersiz olmasından, toplam talep yetersizliğinden diye yazmaya çalışacağım. Toplam talep yetersizliğinden kaynaklanan işsizliktir. Mesela bu salgın döneminde konjonktürel işsizlik birçok sektörde görüldü. Özellikle lokantacılık ve bunun gibi sektörlerde bir konjonktürel işsizlik yaşandı. İnsanların eve kapanması, gece hayatına veya dışarıda yemek yeme gibi faaliyetlere girmemesi belli kesimlerin iş bulmasını zorlaştırdı. Dolayısıyla devletin talebi canlandırıcı politikasıyla konjonktürel işsizlik önlenebilir. Yani bu soruda iktisat politikasıyla önlenebilecek işsizlik hangisidir diye bir soru sorulmuş olsaydı konjonktürel işsizlik diyecektik. İktisat politikasıyla önlenir. Önlenebilir diyelim en azından. Dolayısıyla 1 ve 2 olacak bu sorunun cevabı da Ceyhan. Üçüncü soru, Keynesyen modelde çok önemli bir yer tutan çarpan mekanizması ile ilgili arkadaşlar. Keynesyen modele göre eğer bir ekonomide marjinal tüketim eğilimi yani artan gelirin tüketime ayrılan payı %80 ise marjinal vergi oranı artan gelirin vergi olarak tahsil edilen kısmının gelire oranı %25 ise yani artan gelirin %25'ini devlet vergi olarak tahsil ediyorsa ve marjinal ithalat eğilimi artan gelirin ithalata giden kısmı da %10 ise bu ekonomide otonom yatırım harcamalarının 150 lira artması milli geliri nasıl arttırır? Şimdi yatırım harcamaları I harfiyle gösterildiği için yatırım harcamalarındaki artış delta I diye yazılır ve bunun 150 olduğunu görüyoruz. Milli gelir ne kadar değişir diye soruyor. Şöyle soru işareti yazalım, koyalım. Ve milli gelirdeki şöyle delta y eşittir. Milli gelirdeki değişmenin bulunabilmesi için yapılan otonom yatırım harcamalarının kendisinin kaç katı kadar geliri arttırdığını hesaplamamız lazım. İşte buna çarpan deniyordu ve
K harfiyle gösteriliyordu. Bakın K'dan şöyle bir ok çıkartıyorum. Buna harcama çarpanı adı veriliyor. Harcama çarpanı. Peki harcama çarpanı nasıl bulunur? Eğer devlet ekonomik hayatta olmasaydı ve ekonomi dışa kapalı kabul edilseydi, çarpan katsayısı 1 bölü 1 eksi C'dir. Vergiler gelire bağlı olarak kabul edilse, yani devlet ekonomik modele vergi almak yoluyla da dahil olsa, çarpan bu defa 1 bölü 1 eksi C çarpı 1 eksi T işlemiyle bulunur. Bunların ispatlarını derslerde yapıyoruz biliyorsunuz. Ve eğer dışa açıksa ekonomi, ki ithalat ve ihracatın olduğu ekonomidir dışa açık ekonomi, o zaman çarpan katsayısı şöyle bulunuyordu. 1 bölü 1 eksi C çarpı 1 eksi T, çarpan küçülüyordu ekonomi dışa açıldığında, paydaya bir M ekleniyordu. O zaman bizim kullanacağımız çarpan bu olduğuna göre soruda verilen verileri kullanalım ve çarpanı test edelim. 1 bölü 1 eksi 0,8 çarpı 1 eksi 0,25 ve artı 0,10. Önce parantez içi işlemi yapılır bildiğiniz gibi. Yani şurası, şöyle göstereyim. Şurası 0,75. 0,75 ile 80'i çarptığımızda, bir bölü 1 eksi 0,80 ile 0,75'in çarpımı 0,60'tır. Bir de 0,10 var. Bakın bu 1 bölü 0,50 yapar. O da 2'ye karşılık gelir. Bu durumda milli gelirdeki değişmeyi bulmak için yatırımlardaki değişmenin 2 katı kadar bir artış söz konusu olacaktır milli gelirde. Bu da 300 liralık bir milli gelir artışı. Dolayısıyla bu sorunun cevabı da burası oluyor. Hatırlayacaksınız ilk soruda arkadaşlar, gayri safi milli hasılanın hesaplanmasında gelirler yönteminden bahsetmiştik ve bir de harcamalar yöntemi var demiştik ve bu harcamalar yöntemi içindeki toplam büyüklüğü oluşturan faktörler işte tüketim harcamaları, yatırım harcamaları, kamu harcamaları ve net ihracattı. İşte onlar içerisinde yer alan yatırım harcamalarını açıklayan bir teoriydi. Tobin'in Q teorisi. Sıradaki soru onunla ilgili, yatırım harcamalarını açıklıyor. Tobin'in Q teorisi. Öncelikle Tobin adlı Amerikalı iktisatçının 1960'ların başında Amerika için yapmış olduğu bir çalışmayı anlattığı makalesine dayandığını söyleyeyim bu konunun. Tobin'in Q'su, katsayıyı bir Q harfiyle gösterdiği için böyle adlandırılır olmuş, şuna dayanıyor. Şimdi Tobin'in Q teorisi yatırım kararını açıklar. Öncelikle şöyle bir ok çıkartalım. Yatırım yapmanın rasyonel, yani akılcı olup olmadığını açıklar diyelim. Tobin'in Q teorisi nasıl? Şöyle. Şimdi bir havayolu şirketi düşünelim ve bu havayolu şirketinin diyelim 100 uçaktan oluşan bir filosu var arkadaşlar. Ve bu havayolu şirketi bir 101. uçağı almayı değerlendiriyor. 101. uçağı aldığı zaman sermayesini, yani sahip olduğu makine teçhizatı yenilemiş oluyor. Peki bu 101. uçak ne kadara, kaç liraya alınıyor? Diyelim ki
200 milyon dolara alınıyor. 200 milyon dolara alınıyorsa o zaman sermayenin yenileme maliyeti dediğimiz şu değer paydaya yazılır. Şöyle. Peki bu uçağın filoya katılması, yani 100 uçaklı filonun 101 uçaklı hale gelmesi ve 101. uçağın da bu uçağın 0 yaşında olduğunu, yeni yapılmış bir uçak olduğunu da varsayalım. Bu uçağın filoya dahil edilmesi filodaki uçakların ortalama yaşını düşürecektir. Firmanın borsadaki değerini yükseltecektir. Peki bu durumda mevcut sermayenin piyasa değeri, yani borsa değeri, burada piyasayı borsa diye anlayabiliriz. Borsa değerinin 300 lira artacağı tahmin ediliyorsa, yani 200 liralık yatırım sizin borsa değerinizi 300 lira arttıracaksa, 300'ü 200'e böldüğümüzde 1,5 çıkıyor görüyorsunuz. 1,5 sayısı birden büyüktür. İşte basit mantıkla eğer Q birden büyükse yatırım yapılır. Birden küçükse yatırım yapılmaz. 1'e eşitse yapılan yatırım yalnızca yenileme yatırımıdır. Yalnızca yenileme yatırımı yapılmış olur. Dolayısıyla Q teorisi yatırım kararı ile ilgili olduğu için bu durumda yatırımlar artar seçeneğini doğru cevap olarak seçmemiz gerekir. Bir sonraki soruda ISLM modeli ile ilgili bir soru görüyoruz. ISLM modelinde bir ekonomide yatırımların faiz oranı değişmelerine tam duyarsız olmasından bahsediliyor. Yatırımların faiz değişmesine tam duyarsız olması şu anlama geliyor arkadaşlar. Yani faizdeki düşüşler yatırımı etkilemiyor. İşte yatırımın faize tam duyarsız olması varsayımı, bundan hareketle ISLM modelinde yatırımları açıklayan fonksiyon IS fonksiyonu olduğu için IS'nin dik çizilmesini gerektirir. Şöyle birkaç açıklama yapabilirim. Matematiğimden eğer kaçınacaksak belki. Bakın normalde IS fonksiyonu şöyle çizilir. Negatif eğimlidir. Dikey eksen faizi yatay eksen geliri ölçer. Ve bu fonksiyon bize şunları söyler. Faiz oranının düşmesi, bakın diyelim ki faiz %7 arkadaşlar. Faiz %3'e düşerse faizin düşmesi yatırımları canlandıracağı için milli geliri arttıracaktır. Yani faizdeki düşüş, bakın şöyle aşağı doğru okla, milli gelirdeki artış Y'yi şöyle sağa doğru kaydırıyorum. Faizdeki düşüş, gelirdeki artış. Ama bu çizdiğim negatif eğimli ise yatırımların faize duyarlı olduğu varsayımına dayanıyor. Eğer yatırımlar faize duyarsızsa, ise dikse ki bu büyük kriz döneminde Keynesyen düşüncenin geliştiği dönemde geçerli olan bir durum. O yüzden Keynesyen görüş de diyebiliriz buna. Büyük buhran dönemi. Yani faiz düşse bile yatırımların hiç bundan etkilenmediği, anlamlı derecede etkilenmediği koşullardan bahsediyoruz. Bu durumda IS fonksiyonu dik çizilecektir. Çok dik çizemedim. Dik dedim ama dik çizemedim, hemen dik çizmeye çalışayım bir kez daha. Deminkinden biraz daha iyi oldu sayılır. Bakın IS'yi böyle çizdiğiniz zaman büyük kriz koşullarını göstermiş olursunuz. LM fonksiyonu da pozitif eğimlidir. Onu da ekleyelim. IS ve LM'nin kesiştiği şu nokta denge noktasıdır.
faiz oranı, gelir düzeyi bu şekilde. Genişletici para politikasının yaratacağı etki. Arkadaşlar, genişletici para politikası genişletici para politikası LME'yi sağ kaydırır. LME'yi sağ kaydıran bir politikadır. Bakın, LME sağa doğru kayar. Yani piyasaya ilave para sürülmesi LME1'i LME2 haline getirir. LME'nin sağa doğru kayması faiz oranını gördüğünüz gibi düşürür. R1'den R2'ye. Faizin R1'den R2'ye düşmesi, yatırımlar faize duyarsız olduğu için milli gelirde herhangi bir artışa yol açmaz. Faiz oranı düşer ancak çıktı değişmez. Buradan hareketle A seçeneğini doğru cevap olarak seçiyoruz. Bir sonraki soruda bir ekonomide diğer koşullar değişmezken para arzının arttırılması sonucu ortaya çıkan enflasyon aşağıdakilerden hangisidir? Para arzının arttırılması. Şimdi para arzının arttırılması demin başka bir soru vesilesiyle de gördüğümüz gibi şöyle yazarsak genişletici para politikası demektir. Genişletici para politikası da toplam talebi arttırıcı, toplam talebi arttırır diyelim, toplam talebi arttırır. Bu sorunun çözümünde ADAS araçları kullanılır. AD toplam talep eğrisi, AS toplam arz eğrisi, AD ile AS'nin kesiştiği noktada bir başlangıç dengesi sağlandı. Bakın, gelir düzeyi ve fiyat düzeyi böyle gösterilir. Genişletici para politikası ve aynı şekilde genişletici maliye politikası da toplam talep eğrisini, yani AD'yi sağ kaydıracaktır. AD'yi sağ kaydıran bu politika enflasyona yol açacaktır. Bakın, AD2 denge noktası buradan buraya gelecektir. Ve P2 bir enflasyondur. Ve enflasyon yaşanırken ekonominin büyüdüğünü de görüyoruz. Ekonomik büyüme olur. Ekonomi büyür. İşte arkadaşlar, toplam talebin artmasından kaynaklandığı için ortaya çıkan bu enflasyona talep enflasyonu ya da tam adıyla talep çekişli enflasyon adı veriliyor. Talep enflasyonu ya da talep çekişli enflasyon. Bunun alternatifi şudur. Ondan da bahsedelim. Eğer enflasyon arz çekişli olsaydı, yani maliyetlerin artması ve dolayısıyla arzın azalmasından kaynaklansaydı, o durumda bakın hikaye şöyle şekle dökülecekti. Şu AS, şu AD, AD ile AS'nin kesiştiği nokta.
Bakın, eğer maliyetlerin artmasından kaynaklansaydı enflasyon, üretim maliyetlerinin artması toplam arz eğrisini sola kaydırdığı için AS2 olur. Denge birden iki numaralı noktaya gelir ve bunun sonucunda da bakın fiyatlar yine yükselir ama ekonomi küçülür. Bu da enflasyondur ama bu arz çekişli enflasyon veya maliyet enflasyonu diye adlandırılır. Daha kötüsüdür talep enflasyonuna kıyasla. Çünkü fiyatlar yükselirken bir de üzerine ekonomi küçülür. Bu durgunluk içinde enflasyon olarak da adlandırılır. Buna stagflasyon adı da verilir. Dolayısıyla bu son sorumuzun cevabı da işaretlediğimiz gibi Denizli oldu. Evet, dersi takip edecek tüm arkadaşlara başarılar diliyorum. Dersimiz burada sona eriyor. 20-21 Eylül günleri yapacağımız geniş soru çözümü dersinde görüşmek üzere. Hoşça kalın.